Elinizde bir bardak su tuttuğunuzu düşünün arkadaşlar. Suyun sıcaklığının odayla aynı, yani yaklaşık 20 derece Celsius olduğunu söyleyebiliriz. Sizin de vücut sıcaklığınız 37 derece Celsius civarında. Bir süre sonra elinizin üşümeye başladığını hissedersiniz, öyle değil mi? Peki burada neler oluyor? Fen bilimlerinde buradaki olaya ısı transferi deniyor. Sıcaklığı farklı olan iki farklı şey olduğu için yani suyun sıcaklığı elinizin sıcaklığından daha düşük olduğu için ısı türünden enerji vücudunuzdan suya doğru aktarılacak. Bu da vücudunuzun enerji kaybettiği, bir bardak suyun ise bu enerjiyi kazandığı anlamına geliyor. Biz soğurken su ısınıyor. Isı transferini ilk öğrendiğimde ısı ve sıcaklık arasındaki farkı pek anlayamamıştım. O yüzden şimdi bu ikisi arasındaki farktan kısaca bahsetmek istiyorum. Isı sıcaklık değişimi dolayısıyla transfer edilen enerji miktarıdır. Evet hemen şuraya yazalım. Ne zaman basınçta, yoğunlukta veya burada olduğu gibi sıcaklıkta bir değişim görseniz, bu her zaman orada depo edilmiş olan potansiyel bir enerji türü olduğu anlamına gelir. Sistem mümkün olan en düşük enerjiye ulaşmak istediği için buna karşı çıkan bir güç yoksa değişim ortadan kaybolmak ister. İşte ısı transferinin arkasındaki temel dayanak bu. Tabii ki bu değişimi ayarlayan şey sıcaklık. Sıcaklık mutlak bir nicelik ve sıcaklığı ölçülen maddedeki moleküllerin ortalama kinetik enerjisi olarak tanımlanır. Özetlemek gerekirse burada altını çizmek istediğim nokta sıcaklığın enerjinin mutlak bir ölçüsü olması, ısı da ise böyle bir mutlak içeriğin söz konusu olmaması. Isı her zaman ısı transferi olarak tanımlanmalı. Çünkü ısıda ya kaybedilen ya kazanılan ısının miktarı ölçülür. Isı transferinin bir sistem ile çevresi arasında gerçekleştiğinin de pardon altını çizmemiz gerekiyor. Bu da önemli başka bir nokta. Bunu anlamak için ise üstteki örneğimize tekrar dönüş yapabiliriz. Burada belirlenmesi gereken şey ısı transferinin yönü. Daha önce de bahsettiğim gibi sisteme veya çevresine mutlak bir ısı içeriği değeri veremeyiz. Fakat bu ısı transferinin hangi yönde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani hangisi soğuyor, hangisi ısınıyor onu belirleyebiliriz. Fen bilimciler ısı transferini küçük Q harfiyle gösterir. Sistemimizi yani soğuyan elimizi düşünürsek, biz de bunu eksi Q olarak ifade edebiliriz. Çünkü sistemimizden ısı enerjisi kaybediliyor değil mi? Öte yandan bu su bardağını tutmaya devam edip daha sonra tezgaha koyarsanız ve sıcaklığını ölçerseniz, suyun sıcaklığının artmış olduğunu göreceksiniz. Burada da sistemden kaybolan enerjinin çevresi tarafından emildiğini görüyoruz. Yani bu e, bu durumda ısı enerjisi kazanıldığı için artı Q ifadesi kullanılır. Bu olguyu daha genel ifade etmek gerekirse, sistem tarafından kaybedilen veya kazanılan ısı, çevresinin kaybettiği ya da emdiği enerjiye büyüklük olarak eşit ve zıttır.